Herkese iyi günler. Bugün Ege Denizi'nin başlangıç noktası olan Dalyan Köyü'nün güzel zeytin bahçelerinden biriyiz. Size zeytinin ve Dalyan Köyü'nün Kuzey Ege'nin zeytinlerini anlatmak istiyoruz. Konuğumuz Dalyan Köyü'nün çiftçilerinden, zeytincilerinden ve kayısı üreticilerinden Kamil Tura. Onun zeytin bahçesindeyiz. Size Kuzey Ege zeytinleriyle ilgili bilgiler verecek. Buyurun Kamil Bey, sizce nasıl bir bölgede bulunuyoruz? Öncelikle hoş geldiniz. Şu an doğasıyla, havasıyla üstün bir bölgede bulunuyorsunuz. Bölgemiz zeytincilik için son derece elverişli ve kaliteli mahsul almaktayız. Gördüğünüz gibi uzun zamandan beri yağmur yağmadığı halde tane yıldızlarını görüyorsunuz. 31 Ağustos olmasına rağmen herhangi bir damlama ve sulama işlemi yapılmadan biz buradan iri taneli ve kaliteli zeytin elde ediyoruz. Şimdi bölgemiz gerek coğrafik konumuyla gerek havasıyla, iklimiyle buradaki yetişen her türlü meyvede üstün özelliklere sahiptir. Bunun örnekleri mevcuttur. Çoğu şeylerde isim yapmış. Özellikle bayram için elmasında, ezilenin peynirinde, kösedelerin domatesinde böyle bir tanınmışlık olduğu halde zeytin konusunda bu tanıtım tam yapılamadı. Ama diğer mahsullerde olduğu gibi zeytinde de burada nefaset ve kalite, karakterik değerler açısından çok kalitenin üstün olduğu bir yer. Böyle, yerimiz belli. Bozcada'nın hemen karşısındayız. Sahildeyiz. Burada bizi bu zeytinleri en kaliteli hale getirenlerden bir olayın bir tanesi de çiğ düşmeleridir. Ağustos ayının 15'inden itibaren çiğ düşer. Toprak işlemi düzgün olduktan sonra bir de üzerine çiğ aldıktan sonra bakımında eksik mineralleri tamamladıktan sonra burada gayet güzel ürün elde ediyoruz. Şu açıdan söyleyeyim, eski mitolojik dönemlerde de yerleşim yapılan yerler özellikle seçilirmişti. Bu yerlerin bir takım özellikleri olurmuştu ve dikkat edin, yerleşim yerine yapılan o mitolojik dönemlerdeki yerler gerçekten farklı ve özellikli yerlermişti. Dalyan da bunlardan bir tanesi. Güneşi hem insan vücuduna, hem zeytin ağacına, hem diğer meyvelere çok faydalı. Aynı şekilde doğası öyle, denizi öyle. Ondan sonra bol oksijene de ihtiyacı var bu ağaçların tabii. Burada oksijen dediğin zaman zaten daha gerisini konuşmamak gerekiyor. Oksijenin en bol olduğu yerlerden bir tanesi. Rüzgarımız desen bunu havanın diğer şeylerini temizliyor. Yani burada çiftçilik yapmaktan zevk alıyorum. Zevkle üretim yapıyorum. Mesela bundan ibaret. Başka bir soracağınız şey varsa sorabilirsiniz. Şimdi zeytinler ne zaman toplanmaya başlayacak Kamil Bey? Şimdi bu sene yıl biz geç diyoruz. Diğer yıllara oranla. Mesela 15-20 gün bazı yıllar erken geliyor. Bazı yıllar geç geliyor. Bu sene 15-20 gün aralığında bir geç hasat dönemi başlıyor. Bunun önce yeşilinden başlanır. Arkasından gemlik tipi dediğimiz sofralık ürünleri hasat etmeye başlarız. Daha sonra zeytinyağına başlarız. Normal başlama tarihi Ekim 15 gibilerde başlar. Yeşil limonlu ve kahvaltılık zeytin hasadı. Ondan sonra gemlik tipi sofralık ürünlere geçeriz. Daha sonra da işte bunların ayrıştırıldıktan sonra yağ bölümü başlar. Sonuç itibariyle aralığın 15-20'si gibi de hasadı sonlandırırız. Aşağı yukarı 2,5-3 ay bir hasadımız oluyor bu dönem içerisinde. Sizce Dalyan zeytinlerini diğer bölgelerdeki zeytinlerden ayıran faktörler nelerdir? Çok büyük faktörler var. Şimdi bizim burada aşağı yukarı 10 kilometrelik alanda esen yazın serin bir klima, doğal klima dediğimiz bir rüzgar var. Bu rüzgar
ağaçların sıcak ve kuraktan yıpranmamasını ve bayılmamasını, biz bayılma deriz buna, bayılmamasını sağlıyor. Oksijeni bol veriyor. Güneşi de gayet güzel alıyor. İşte denizden gelen o rüzgarın yaratmış olduğu bir çiğ olayı da var. Bu çiğ olayı da zeytine hem kalite ve nefaset katıyor. Tabii diğer işlere gittikçe bu farklılıklar ortadan kalkıyor. Bizim burada görmüşsünüzdür kayısılardaki iriliği ve şeyliği de. İşte görüyorsunuz burada hiç sulama, bakım yapmadan, herhangi bir sulamaya ihtiyaç duymadan bugün iç taraflarda sulanan zeytinler şu iriliğin yarısı kadar. Şu görmüş olduğun iriliğin yarısı kadar. Yani evet. Sulasa da bu iriliğin yarısı kadar evet. Zeytin suyu şey yapıyor. Diğer mahsullerimizi de görüyorsunuz. İşte ağaçların durumunu da görüyorsunuz. Yani bir alanda güzel bir çalışma yapılırsa o çalışmanın karşılığını alırsınız burada. Hı hı. Meyve olarak. Diğer faktörler farklı konular. Niçin insanlar dalyandaki zeytinyağını almalı? Niçin almalı? Çünkü işte kalite silsile yoluyla her şeye yansıyor. Burada şimdi ben mesela buranın yağına alışmışım, buranın kokusuna alışmışım, buranın zeytin kalitesine alışmışım. Bana bugün Aydın'ın yağını getirip yediremezsin. Çünkü bizim alışkın olduğumuz üstün bir kalite var. Üstün bir nefaset var. Şimdi oradaki yağı biz soframıza koymayız. Ha, onları küçümsemek için söylemiyorum ama burada ortada çok önemli bir kalite farkı var. Yani peroksit değerler açısından, fenomenler, o boğazdaki fenomen olayı açısından, besin değerler açısından oldukça farklı. Çünkü iklim farklı. İklimin farklılaştığı bir bölgede bu nefasete de yansıyor. Şimdi direkt hem iklimle alakalı hem de o doğanın vermiş olduğu bir takım özelliklerin bir araya toplanmasıyla alakalı. Burada nefaset ve kalite için her şey mevcut. Şimdi tüketicilerin genellikle kaygıları var. Zeytinyağının başka yağlarla karıştırıldığı iddia ediliyor. Bizim bu bölgemizde, Dalyan bölgesinde böyle bir karmaşa var mı? Ya da zeytinyağı nasıl karıştırılıyor? Hangi yağlarla karıştırılıyor? Bunu anlatır mısınız? Tabii. Bizim bölgemizde çok şükür bu işe tenezzül eden insanlar yok şimdilik. İnşallah ileride de olmaz. Çünkü herkes kendi ürününe sahip çıkıyor ve iyi şekilde üretmeye çalışıyor. Dalyan bölgesi hakikaten bu konuda çok hassas bir bölge. Ama Türkiye genelinde maalesef bu çok fazla ve çok yaygın. Anlaşılır gibi değil. Anlaşılır gibi değil. Anlaşılır gibi değil. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü anlıyorum. Burada çok ciddi insan sağlığına uğraşılıyor ve buna karşı çok da duyarsızlık, bu davranışı tarif edilemez. Bunun anlatımı ne kadar söylesek azdır. Bugün zeytinyağında tahşiş son derece son yıllarda alıyordu. Hele şu 4-5 yıldan beri bu zirveye çıktı. Nasıl dersen. Şimdi ikinci ekstraksiyon denilen bir sistem var. O sistemden üretilen yağlar çok kalitesiz yağlar. Bu yağların içine, asidi yüksek yağların içine kanola yağı ve pamuk yağı gibi yağlar karıştırılarak son derece ucuz yağlarla bunların asit oranları düşürülüyor. İnsanlarımız tabii çoğu Türkiye'de zeytinyağının ne olduğunu bilmiyor. Bilmediği için bu insanlara devletin de bu konuda sıkı kontrolleri olmadığı başıboş bir ortam var. Bu apaçık ortada. İsteyen istediği yerde bunu görebilir. Adam taş baskı yazmış. Taş baskı yazmış tenekede. 14 liraya kapıda kargo ile teslimatını yapıyor. Ve diyor ki benim yağım diyor, dizyem diyor, bilmem ne diyor. Bir sürü de uydurma şeyler asmış üzerine. Tamam mı? Bunun mümkünat yok. Biz ham yağı 18-20 liradan dökme olarak verirken, yani 18-20 liradan ham yağı dökme veriyoruz. Yani ham. Paketlemeden, şişelemeden. Evet. 5 ton, 10 ton, 15 ton böyle ham şekilde teslim ederken adam tenekeliyor. Efendim kargo ücreti dahil, tenekesi dahil. Bugün 14 liradan, 13 liradan, 12 liradan yağ gönderiyor. Bunu şimdi bana birisi açıklayabilir mi gerçek yağ olduğunu? Böyle bir şey olamaz. Şimdi tabii bu
ucuz diye insanlara da böyle süslü süslü şey, sahtekarlık bu aslında. Bunun daha başka bir dolandırıcılık ve sahtekarlık. Nitelikli dolandırıcılıktı bu. Evet. Bu vatandaşa da yapılan en büyük çalışan, düzgün çalışan insanlara da yapılan en büyük haksızlık, adaletsizliktir. Bunun şeysi de caydırıcı bir tarafı da yok. Adamlar hala yapıyor. Her yer dolu. Git bugün illerde de, şehirlerde de bunu alenen satıyor adamlar. Tabii burada tüketicinin bir suçu yok. Tüketicinin çünkü zeytinyağı kültürü yeterli değil. Evet, kültürü yok, bilgisi de yok. Bunu tabii Gıda ve Tarım Orman Bakanlığı bu konulara mutlaka el atmalı. Bunlara çok ağır cezalar vermeli. Bu sefer ne oluyor? Dürüst çalışan insanlar, doğru çalışan insanlar bu durumda çok büyük zarar görüyor. Yani insanların şevki kırılıyor. İnsanlar gitgide bu sağlıklı zeytinyağı yemekten şey yapıyor, bir bezginlik geliyor. Diyor ki ben kaliteli yağ, zeytin yapıyorum, üretiyorum ama gerçek değerine ulaşamıyorum. Bunlar bizim piyasamızı öldürüyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Nasıl bu çalışsın bu çiftçi? Nasıl yapsın bunu daha kaliteli? Bir şey fark etmiyor ki. Yani kaliteli yapmasında büyük bir fark yok ortada. Peki tüketici yağ alırken nasıl kavrayacak bu farkı? Şimdi sen tüketiciye bu farkı anlatman çok zor olur. Sen bu yağ, bu tarşişli, efendim bu hileli, atıyorum, çünkü zeytinyağı çok hile kaldıran bir yağ. Zeytinyağı evet. Ne karıştırsan içinde absorbe eder yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sen bunu tüketicinin önüne koymadığın sürece, bu tüketici bunu koyduğun sürece bu tüketici bunu yutar kardeşim. Hı-hı. Çünkü renk yapıyorsun buna. Evet. Erken hasat rengini katıyorsun. Gerekirse esans kokusunu da katıyorsun. Ama hiçbir laboratuvar incelemesinde git bakalım ne çıkacak o laboratuvar incelemesinde. Çünkü hepsi var. Gıda boyasını katıyorsun. Çok az bir şey. Yemyeşil erken hasat diye sat. Evet. Çünkü erken hasatta yeşil oluyor renk. Evet. Bunun rengini veriyor. Erken hasat diye satıyor. Artı işte yok bir sürü kelime oyunları var. Taş baskısı mı işte şumuş da bumuş da ıvırmış. Yani efendim soğuksuz sıkımış. Yani soğuk sıkımın ne oldu? Belli dekantörden alıyorsun. Posalı bir yağdır. Bu posalı yağ çok kaliteli diye insanlara yutturamazsın. Filtrelerden geçireceksin şuradan buradan. Yani kelime oyunları, süslü şeyler çok fazla bu işte. Bu son zamanlarda çok abartıldı ve gelişti. Çünkü insanların bilmemesinden, buna da karşı çıkılmamasından dolayı bu aldı başını yürüdü. Evet. Sonuçta gittiğimiz nokta, şöyle söyleyeyim, gittiğimiz nokta bu kalitenin bir yerden sonra kaybolmaya yüz tutacak kalite. Evet. Yani biz burada emek veriyoruz. Efendim sinekle mücadelemizi, mantarlı hastalıklarla mücadelemizi, kaliteli zeytin yapalım, kaliteli insanlara sunalım diyoruz ama değerini bulmuyor. Bu sefer ne olacak? Değerini bulmadığı sürece bir sene, iki sene, üç sene, beş sene derken çiftçi diyecek ki kardeşim benden buraya kadar. Elimden geleni yaptım ama kurdu kuzuya şeye boğdurdunuz diyecek yani. Evet. Hani sanıyorum önce fiyatta tüketici dikkat edecek. Ucuz fiyatlı yağlar büyük olasılıkla karışık olan yağlar. Ya onu hilebazlar her türlü şeyini bunu devlet el koyacak kardeşim bu şey. Yani evet. Devlet bu işe çok ağır cezalar verecek. Ömrü billah bir daha bunların bu işlerine, çünkü bugün yurt dışında böyle. Sen yapabiliyor musun? İtalya'da, İspanya'da böyle tahşişli yağı piyasaya sürebiliyor musun? Burası çok ağır cezaları var tabii. Özellikle gıda sektöründe. Yani. İstersen bir dene. Yani ama Türkiye'de maalesef aldı bir başı boş gidiyor bu konuda. Çünkü insanların ciddi ciddi sağlığı da oynanıyor. Ciddi bir mesele yani. Sen şimdi insanlarımız bunu bilmiyor. Zeytinyağı tüketimimiz az olur tabii. Sen kalitesiz yağ verirsen insanlara o insan arar mı zeytinyağını bir daha? Sen piyasaya bunları alenen sürüyor adam. Zeytinyağı bir alan bir daha ben de diyor çok büyük bir şey yaratmadı diyor. Çok büyük özelliği yok diye almıyor. 2 litreden fazla çıkaramadın Türkiye'de zeytinyağı tüketimi. Ama kaliteli gerçekten böyle hakkıyla, emeğiyle çalışan doğru dürüst zeytinyağları piyasada olsa bu insanlar bu zeytinyağının peşini arar. Benim yıllarca mesela satmış olduğum müşterilerim var. Daha bana sezon başlamadan sipariş geçiyorlar. Diyorlar ki her sene de bu siparişler artıyor. Neden artıyor? Çünkü zeytinyağın tadını aldılar, kalitesini aldılar.
insan sağlığına olan faydasından ne olduğunu anladılar. Ama ben bunlara tahşiş yağı vermiş olsam, ben bunlara sahte yağı vermiş olsam adam bir daha benden alır mı? Ben satış miktarını yükseltebilir miyim? Yükseltemem. Bu kadar açık ve net yani. Peki şey, bölgede hangi tür zeytinler var? Bizim bölgemizde genelde Erdemit tipi ve Gemlik tipi olmak üzere iki çeşit zeytin var. Bunun yanında tabii kolloz, gelin parmağı denilen çok az sayıda domat denilen zeytin çeşitlerimiz vardır ama bunun çeşitsel olarak hepsini, yani onlar çok az bir miktardadır. Hepsini derlesen, toplasan 5-6 çeşidi geçmez. Teşekkür ediyoruz Kamil Bey. Ben teşekkür ederim.